Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım. şuradaki menüyü şöyle bir A yapıp sileyim. Şöyle bir temize çekeyim. Nerede ne var göreyim. Tamam. Şimdi burada tavaya bir yumurtayı zıplatma hareketi vereceğiz. Nasıl krep yaptığınız zaman yumurtayı şöyle bir havaya atarsınız. Burada da yumurtayı havaya atacağız. Burada bir tavanın animasyonu olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey hazırladım ben. Şimdi bunu tavanın yandan görünümü gibi hayal edin. Şu an bir tava görüyorsunuz. Tavaya şu hareketi yapacağız. Şu an yandan bu hareketi görüyoruz. Biz bunu dik halini yapacağız. Yani birazdan vereceğim hareketler bunu gösterecek. Nasıl olacak? Tava önce birazcık aşağı inecek. Ondan sonra yumurtaya şöyle sertçe bir vuracak. Yumurta o sıra şuralarda, havalarda olacak ve tava düzlüğe geldiği zaman yumurta da onun üstüne düşecek şu hareketi yapacağız. Şimdi yumurtaya geri dönelim. Şimdi bunu yapmak için bunun bir takım 3 boyut özelliklerini aktif hale getirmem gerekiyor. Onun için şöyle yapıyoruz. Tavaya tıkladıktan sonra bakın şurada bir 3D layer diye e, tik görüyorsunuz. Bunun tikini aktif hale getiriyorsunuz. Bunun tikini aktif hale getirdikten sonra bakın burada yeşil ve kırmızı mavi olmak üzere 3 tane ok çıktı. Yani bu 3D programlarından bilirsiniz hani uç, üç boyutlu uzay boşluğunda işte hani ileri geri aşağı yukarı sağa sola şeklinde onlar sonsuz e, eksenler şimdi ne yapıyoruz tavanın içine giriyoruz transform Transform'un da içine giriyoruz bakın normalde bizim karşımıza ne çıkar position scale işte e, rotation ve opacity çıkar değil mi şu an ekstradan ne çıktı x rotation y rotation z rotation çıktı şöyle bir inceleyelim Mesela Z'den başlayalım. Z bunu kendi etrafında döndürüyor. Y görmüş olduğunuz gibi sağa sola döndürüyor üç boyut şeklinde. X de aşağı yukarı döndürüyor. Biz bunu kuş bakışı gördüğümüz için, tepeden gördüğümüz için, dolayısıyla X rotation kullanmakta şu anda fayda var. Şimdi animasyonumuz başlasın. Ee, tam ikinci saniyeye geldiğimizde X rotation burada aktif olsun. Şu anda tavaya bir hareket başlattık ama daha nereye gideceğini söylemedik. Şimdi buradaki işlemlerimize hep 20 frame 20 frame yapalım ki orantılı gitsin. Şöyle tavaya yakınlaşayım. Şu an kaçtayım? E, tam 2'deyim. Ben 2.20'ye şöyle gideyim. 2.20'ye geldim. 2.20'ye geldiğim zaman X rotation bakın nereye doğru öne doğru eğilecek değil mi? Dolayısıyla bakın izleyin orada ne yazıyor? Eksi 30, eksi 35 falan gidiyor. Ben bunu elle gireceğim. Eksi 45 yazacağım. Eksi 45 yazdım. Yani ilk animasyonumda tava şöyle bir eğilmiş oldu. Tamam. Bu arada kesinlikle mesela ben buraya eksi 45 dedim ya. Eksi 45 yaptık ya. Şunun yanındaki 0x'e kesinlikle dokunmuyorsunuz. Ben buraya diyelim ki 2x yaptım diyelim bu iki tam tur döner. Ondan sonra da bir de 45'lik hareket yapar. O yüzden o 0x'e şimdilik dokunmayın. Bu projede onunla işimiz yok. Biz şu an eksi 45 derece aşağı indik. Tamam. Şimdi bir 20 frame daha ileriye gidelim. Şu an kaçtayız? 2.20'deyiz. Nereye gideceğiz? 2.40'a e gideceğiz. Şimdi tavayı yukarıya doğru sertçe vurmamız gerekiyor. Şu an eksi -45 45'i ne yapacağız? O zaman artı 45 yapacağız buraya normal 45 yazdım. Başına artı koymama gerek yok. 45 yaptığım zaman da görmüş olduğunuz gibi bu önce aşağı eğildi. Ondan sonra artı 45'e doğru gitmek için şöyle yukarıya doğru çıktı. Yani şöyle düşünmeyin. 40, eksi 45'e 45 eklerseniz 45 sıfır olur. Dolayısıyla düzlüğe çıkar. Biz ne yaptık? 45 artı 45 eklemiş gibi olduk. Yani eksiği artıya çevirdik. Ee, direkt 90 derece atmış olduk. Doğru değil mi? Aynen. 90 derece yukarıya kaldırmış olduk. Tamam. Bir de bunun bir 20 frame sonra düzlüğe çıkması gerekiyor. Kaça gideceğiz? Şu an 2.40'tayız. 60 fps olduğuna göre 1 saniye, 3'e gideceğiz, değil mi? Da. 3. saniyeye geldiğim zaman bu 45 sıfıra dönecek. Yani başladığı noktaya dönecek. İzleyelim animasyonu. Eğildi. Zıpladı. Ve düzlüğe geri döndü. Ben şimdi şöyle bir şey yaptım. Ee, bu düzlüğe geri dönme kısmında tam mesela 3. saniyede düzlüğe geri dönme kısmında buraya sıfır değeri girdim değil mi? Bunun için ne yapabilirim sıfır değeri girmemek için? Şimdi benim X rotation'ım tam ikinci saniyede başlarken zaten düzlük halindeydi. E ben buradaki keyframe'e tıklayıp Ctrl C yaparsam ve imlecim tam 3. saniyedeyken X rotation'a e tıklayıp Ctrl V yaparsam şu başlangıçtaki keyframe'i buraya yapıştıracaktır. Hani bunu kopyaladık, buraya yapıştırdık. Yani başlangıç noktasına geri dönmüş gibi olduk. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tava aşağı indi. Yukarıya doğru sertçe çıksın istiyorum. Şu an sert çıkmıyor. Şu an bütün vuruşlar aynı şiddette. Bunun için ne yapacağım? Şu imleçle şu an bir işim yok. Şu tam vurduğu yani en zirvede olduğu artı 45'te olduğu keyframe'e sağ tıkla tıklıyorum. Keyframe assistant easy, easy. İsterseniz F9 yapabilirsiniz. F9'a bastığınız zaman easy ease özelliği yani yavaş yavaş hareketin özelliği ortaya çıktı. Bir daha buna sağ tıkla tıklıyorum. Bu sefer keyframe velocity diyorum. Yani o demin verdiğim değerin şiddetini arttırıyorum. Şu an %33 etkisiyle yavaşlıyormuş. Ben bunu %100 yapacağım. Şimdi izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi birazcık daha sert bir şekilde yukarıya kalktı indi. Şunu yataydaki pozisyonda daha detaylı görelim. Bakın. Fark ettiyseniz tam şuna geldiği zaman şu aradaki çizgi şöyle sertçe, sertçe kalkıyor. Şuradan da görebilirsiniz. Indiği yani şu şiddet, şu şiddette indi. Birden birden şöyle aşağı indi. Tabii buraya daha gelmedik. Burası şu an kafanızı çok karıştırır. Buraya hiç takılmayın. Buradaki şiddeti göstermek için burayı gösteriyorum hatta onu şu şekilde de görebilir miyiz? Yani bu rotation değil. Tamam. Tekrardan yumurtaya geri dönelim. Tavamıza zıplatma hareketini verdik. Şimdi tavamız tam şuradayken burası kaç oluyor? 2.20. Tavamız tam 2.20'deyken yumurtaya vuracağına göre yumurtayı biz tam 2.20'de yukarıya zıplatmamız gerekiyor. Şimdi burada yeni bir özellik devreye girecek. Null object diye bir özellik devreye girecek. Onu ben ayrı bir ders konusu olarak işlemek istiyorum. O yüzden bu videoyu burada bitirip bir sonraki derste null object özelliğini anlatacağım. Görüşmek üzere.